3 2 2. Bu arada karışmasın. 6 5 yani bu ha, doğru. 6. Ben böyle gösteriyorum ama Murat animasyonda bunları hep 5 yazarmış üstünde falan. Of, Nokia 5. Efsane olur. Nokia 6, Nokia 5. Şimdi hepsi karıştı ya. Ya ne güzel 6 5 3 yapacaktık. Sen niye ortadaki evet, büyük tutuyorsun? Evet ya böyle yapayım. O falan. Zaman şimdi hepsi karışacak. O da olmadı. 5 6 ortadaki. Tamam mı? Bunun Rem'e. Hafızası Rem. Rem 3. Teknolojiden anlamayan adamdan herkese merhaba. Merhabalar. Bugün size Nokia'nın 356 numaralı telefonlarını tanıtacağız. Numaralı. Evle geldi. Buyurun. 356. Normal şartlarda biz bu çekimi sandalda yapacaktık. Fakat neden? Çünkü birinci bölümümüzü hatırlayanlar kimler? Şuradan küçük gelsin. Nasıl başlıyor o video? Efsane videodur. Ya, biz çok severiz. Vallahi çok efsane videoydu. Benzerini çekecektik. Fakat sandalcı izin vermedi. Çünkü yağmur var. Çünkü bayağı bir yağmur yağıyor. Biz de sağ olsun Fuat abiden rica ettik. Onun teknesini yapacağız. Üstü biraz en azından kapalı. Ya sandalcıya da gidersiniz gelmezsiniz. Nereye gittiniz belli olmaz. Hayır çünkü kürekçi de ben olacağım yani. Tabii. Ne olabilir yani? Sonuç. Hadi ben müdahale etsem bile İstanbul Boğazı meşhur akıntıya kapılırsak. Aynen öyle. O tekne demin arkamızdaydı. Gitti. Ya. Motoru çalışmadan gitti hem de. Evet hadi binelim. Yavaş yavaş Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3'ü size anlatmaya başlayalım. Ekin nerede? Ekin'e bir görelim şuradan. Şuradan çıksın. Köşeden gelirdi o zaten. Sen niye döndün Murat'la? Evet, Ekin de gördüğünüz gibi maalesef zor şartlarda olduğu için bizimle birlikte değil. Devir değişti. Teknolojiden anlamayan adam da değişti. 500 ton hala kürek mi çekecek? Statülerde bir değişiklik olmadı aslında. Olmadı. Ya aslında çekecektik hakikaten de. Yani bugün mümkün değil. Ama gene güzel, gene bebekteyiz. Tabii ki her zamanki gibi. Platomuz ya. Ortam şahane. Dikkat ettin mi? Ekin gidince biz bebeğe gidiyoruz. Bebeğin denizinde de olsak, parkında da olsak güzel yerdeyiz. Tabii tabii. Hiç fark etmiyor. Ya ben şu karameli çok beğeniyorum. Kimi? Karamel. Karamel. Yüksek müsaadenizle açıyorum. Nokia 6'nın özelliklerine geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Bu telefonları sadece şu anda Vodafone'dan satın alabiliyorsunuz. Farklı yerlerden satın almak mümkün değil. Telefon şık bir telefon, onu söylemek lazım. Gerçekten estetik bir görüntüsü var. Gösterelim, bakın kulaklık çıkışı 3.5 inç yukarıda. Burada kamerası, flaşı. O flaş mı? Flaş. Burada ses açma, kapama, enerji. Şarj girişi ne onun? Dur, şu tarafta SIM kart ve SD kart girişleri, micro SD kart girişi. USB 2.0 şarj kablosu var. Evet. Ondan sonra dış görünüşü böyle. Hafıza kaç? Hafızası 32 GB dahili hafızası var. 128 GB'a kadar da micro SD kart da destekleniyor. Lezis. Ön taraf Gorilla Glass. Kaç inç? 5.5 inç 6 olan. Kafanız karışmasın. 6 olan 5.5 tamam. inç. 5 olan 5.2 inç. 3 olan da 5 inç. Evet. Akıntıya mı kapıldık? Ne oldu? Yaz bizim ilk videoda sen ne düşmüştün be? Abi. Son sözü söyleyelim bence Timur Akkut. Fotoğraf çekmeyi seviyorum. Gel Barış'ım gel. Evet, telefonun üzerinde bir parmak izi sensörü var. Ön tarafta duruyor. Çok hızlı olduğu iddia ediliyor. Bir kapatayım bak ekranı. Görünüyor mu bilmiyorum Murat ama. Hı hı. Bastık, açıldı. Çıpuf. 3000 mAh bataryaya sahip Nokia 6 tıpkı 5'te olduğu gibi. 5'te 3000 mAh bataryaya sahip. 3 birazcık küçük 2630 gibi öyle bir şey olması lazım. Neymiş? Tamam. Bilmiyorum arkasında yazmıyor. Kopya çektim. Sınıfta kaldı. Snapdragon işlemci kullanmışlar. 3 GB RAM'i var. 8 çekirdekli. Onların detayları da aşağıdan gelsin. Fit gelir. Onlar da gelirler. Gayet performansı iyi. Neden performansı iyi? Çünkü Nokia'nın bu serisinde saf Android var. Yani Nougat'ın hiç ekstra bir arayüz yazılmamış. Nougat denilen. Nougat dediğin Nougat. Nougat mı neyse işte fark etmez. Saf Android var. Herhangi bir arayüz yok. Logosunu, ikonunu bilmem nesini oynamamışlar. He şimdi bu... Orijinal hali bu Google'ın yaptığı gibi. Heh, onu soracağım. Çünkü başka telefonlarda başka numaralar oluyor ya. Açıyorsun o telefonun kendi işlemi. Arayüzü falan geliyor. Bir şeyler geliyor. O zaman ağır mı oluyor telefon? Ağırlaşıyor mu? Tabi yazılıma neticede müdahale ediliyor. Bu şu anda Google'ın fabrikada hani yazdığı orijinal haliyle. Bu ne getiriyor? Gerçekten yüksek performans, hız getiriyor. Donanımla, hardware ile donanım arasındaki uyum gerçekten yükseliyor.
Ya yani bunlar hakikaten testlerle kanıtlanmış şeyler. O yüzden de bir de ne oluyor aslında? Sıfır orijinal hali olduğu için de daha güvenli. Yani hiç kurcalanmış bir şey yok üstünde. Gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsun. Bunun kamerası kaç? 16'ya 8 megapiksel kamerası var. Fotoğraf performansı daha önceki ta eski bizim sandal zamanındaki 1020 miydi o? 1020'ler işte 1040'lar mı neydi öyle 960'lar falan bir sürü Nokia vardı. O dönemde biz hatırlarsan memnun kalmıştık. Ben 820 ile 960 onları kullandım işte. Ha senin kullandığın 920. Ben onları kullandım. Evet. 800 turuncu vardı hatırlıyor musun? 960'tı. Yok 800 küsürdü o. Siyah olan, simsiyah olan doğum günü hediyesi aldın vardı bana. Hatırlıyorsan. Ha. O evet, Nokia telefonu hediye etmişliğimiz var arkadaşlar. Evet. Ben çok eskiden beri Nokia'cıydım. Türkiye eskiden beri Nokia'cı. Evet. Yaklaşık 7-8 yıl, yanlış hatırlamış olabilirim. Bayağı üzerinden geçti. Nokia Türkiye'de olmadığı için sıcaklığımı kaybetmiş olabilirim ama Lovemark yani sevilen marka araştırmalarında 7-8 yıl boyunca üst üste Nokia Türkiye'de birinci marka çıktı. Bu önemli bir şey. Türkiye Nokia'yı seviyor. Vallahi bir içiniz ısınmış. Tabii canım. Evet ısındı. Bayağı ben değilmişim gibi oldu ama ben de öyle yani ben de seviyorum. Sen kullandın mı hiç? 1520 kullandım böyle. Ha o koşma yeni, testi yaptığımız vardı. Kullandın mı? Eskiden 3110 tabii ki. Ha. Yani her eve lazım. 66 diye. Çip 0 vardı bende küçük bonfile gibi böyle. Bonfile evet. Ve onu ben 8 yıl falan kullandım. Sonra al bile. Ben 10 denedim yani. Telefoncuya götürdüm bana artık e-maillerime bakabileceğim bir şey verin dedim. Dedi ki herkes sizin gibi kullansa biz batmıştık dedi yani. Aynen. 7 yıl mı ne kullandım işte onu. Şimdi. Hala çalışıyor evde. Fotoğraf makinesi özelliklerinden bahsettik ya. 16 megapiksel fotoğraf makinesi var. Gerçekten performansı bunda da iyi. Onu demek istiyordum baştan beri. Hı. Bir türlü gelemedik oraya ama. Ön kamera ve arka kamera performanslarını size göstereceğiz. Onları da hatta drive'a koyalım, download edip kendiniz de bakın daha yüksek çözünürlük halleriyle de kendi kendinize deneyimleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Screensaver yaparsınız gençler. Evet. Tekrar tasarıma döneceğim. Metal bir çerçeve içerisinde ve köşeleri ovalletilmiş böyle güzel kavisli. Bir glass camı var. O da hoşuma gitti açısı. Şöyle eline al da bir bak hele. Evet. Nasıl? 167 gram var mı? 169 gram var. 169 gram mı? Tahmin ediyorum onu. Kopya çektim ben. Bu arada bunun gramajlarını merak ettim de ilk defa Ekim'de yok. Timur'a yardım edeyim diye bir bakayım dedim ben bunun özelliklerine. Bir tek bunun gramajını bulabildim. Diğerlerini bulamadım. Evet. Demek 169 yazıyor. Diğerleri yazmıyor. Onlar da işte 130 ile 150 arasında bir şey. Bir yerlerdedir. Yani bence alırsanız gidin bir kuyumcuya rica edin. Tartı verin. Bir bakın böyle bir. Allah. Yine böyle sahnelerimiz olmuştu. Evet, telefonun genel anlamda özellikleri bu şekilde. Ulan bir şey unuttuk mu acaba bunun ya? Şuradaki delik ne? Ya bakmayın şimdi ses mesliyoruz da 5 sene önce sürekli ses nasıl, sesi nasıl diye konuşuyorduk. Abi kusura bakmayın, müzik dinleyecekseniz telefonun kendi hoparlöründen hiçbir telefonda öyle zaten zevk almazsanız alın Bluetooth hoparlör alın. Kulaklık alın. Kulaklık al, Bluetooth hoparlör al abi. Yani. Evde Bluetooth hoparlörle yaşıyoruz yani. NFC var. Ben şimdi merak yapıştır. Gönder gitsin. Gönder gitsin özellikleri var. Onun dışında da genel anlamda dediğim benim hoşuma gitti. Sade bir telefon. Sade ve güçlü bir telefon. Sadeliğinden geliyor gücü daha doğrusu. Falan. Evet tam bunun fiyat kısmına geçecekken şu taraftan bir arkadaşın bir sorusu var. Merhabalar. Tam burada devreye gireceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim, tatildeyim. O yüzden Timur Akkurt'la Barış Akbat'ın yanında olamadım. Abi size tek bir sorum var. Bu telefonlar kaç para? Kesin söylüyorum. 2190. Yok be, ne yaptın? Yok mu o kadar? Tekne dedik, boğaz dedik, bebek dedik, fiyatı nerelere çekti adam? Bak ortam nasıl etkiliyor dedik ya bana. Peşin fiyatı 1299. Hadi canım. Aynen öyle. Aa güzelmiş. Ondan sonra Vodafone'la da sallamış. Özel şeylerle, kampanyalarla çok uygun taksitli fiyatı da alınması mümkün. Çok iyi. Fiyatlan bayağı iyiymiş. Bence fiyat şu performanstaki bir cihaz için gayet kesin. İyi iddialı girmiş burada Nokia. Güzel bir rakam. Vodafone'la da yaptığı anlaşmayla da çok makul taksitlerle de almak mümkün. 5'i ve 3'ü de anlatacağız ama böyle eksikleri uzun anlatmayalım. Farklarını söyleyelim sadece. İçinden çıkan bir farklılık bir şey yoktur. Şimdi o 5 mi? Ha bu 5 bak şimdi. Bak, ambalajda. Şarj ettim ama birazcık da. Aa lacivertimsi. Bu da güzelmiş. Şimdi dur ben hemen şunu söyleyeceğim.
Şöyle dış görünüşlerine bakalım. 5.5 ile 5.2 inç arasındaki fark bu oluyor. Zaten görüntü olarak da birbirine biraz benziyor. Biraz bununki arası daha açık flash'ta, bununki daha yakın. Yalnız lacivertli çok beğendim ben. Ön kameraları 8'er megapiksel yine. Pil bataryası. Ön kamera değil, ha bu 8. Bataryası. Bunun da 3000 mAh. Snapdragon 420 aynı işlemciyi kullanıyorlar. 3 GB değil 2 GB RAM var sadece. Boyutları biraz farklı, gramajı biraz farklı. Diğer özellikleri NFC'si falan hepsi var. Bir şey söyleyeceğim, ben bunu alsam bu lacivertini alırdım ya. Bayağı yükseldi sen rengini. Renk ya. Çok güzel lan. Bilmiyorum. Bayağı beğendim ben. Ben böyle küçük şeylerden mutlu oluyorum ya. İşte bu rengi. Adama bu tavladı değil mi? Böyle bak yanarlı döner. Fit fit diler oynayınca çıkıyor. Bak bu çok güzel alet. Evet şimdi 3 tane telefon var elimizde. Bu 6. Fotoğraf makinelerini karşılaştırıyoruz. 16'ya 8. 8. Bu 5. Bununki 13'e 8. O da 8'e 8. 1'e 1. Kolay. Önü de arkası ayrı. Yalnız ön kamerada hepsinde 8 olması iyi. İnsanlar çünkü selfie çekmeyi pek seviyor. Bunun arkası çıkıyor muydu arka kapağı? Hiçbirinin arkası çıkmıyor. Tamam. O yüzden. Burası sabit. Bak bu mesela 820'ye benziyor burası bunun. Ben sevdim bunu. Yok, tasarımları şık. Şimdi fotoğraf makinelerini karşılaştırdık. Tamam. Fiyatlar. Fiyatlarını karşılaştıralım. Oho. Oh yeah. Altı kaç? 1200. 1299 TL peşin fiyatı. Bu? 1099 TL 5 bu. Bu da o zaman 800'dür. 899. Mantıklı. Rahatladın mı Ekin? Tatile gidiyorsun mutlu zannediyorlar. Halbuki ben de isterdim bölüm çekmeyi. Yani zaten tatil yapmak artık bize göre değil. Belli bir süreden sonra zaten sıkılıyorum ben tatil yapmaktan. Neyse biraz da şu tarafa doğru gideyim. Gideyim. Gidiyorum. Bayağı rahatlamış görünüyor. Çakal. Keyfi de yerinde. Çekim yapacağız dedik gitti. Şimdi bu 6. 32'ye 128. Arttırılabilir evet. 128. Evet bu 5. 16'ya 128. Bu o da 3. O da 16'ya 128. Zaten 8 olmasaydı zaten. Yok artık 8 yani. Yok. 8 yani. 8 gördün mü kaç? O kadar net. Para buldun al, 8 gördün kaç? Kaç. Peki RAM? Sen sor ben söyleyeyim. Tamam. Hafıza? Hayır. Nokia 6. 32 GB. Yok lan hafızayı yaptık ya. RAM. 3 GB. 3 GB. Nokia 5? 2 GB. Nokia 3? 2 GB. Tamam. Evet işte gördüğünüz gibi Nokia ailesi 356, 358 olsaymış. 356 burada. Şöyle de bakın ne kadar da güzel. Büyük olan 6. Lacivert olan 5. Acayip yükseldi. Sürekli lacivert. Standart bilgiymiş gibi. Hep lacivert ise 5'tir. Bunlar da siyah mat olanlar. Evet. Matları gördüğünüz gibi bu aletler piyasaya çıktılar. Nokia geri geldi. Biz de onunla birlikte bebeğe geri geldik. Hatta ilk Nokia videomuzdaki gibi aynen sandal öyle. Yerine işte almadılar bizi sandalı. Ama havada dur bak orada. Oraya bak, bak, bak. Denize girmek için vermemişler. Bizi de kandırdılar. Kürek ya. Yok falan diye hep varmış. Şuralarda ne güzel turlayacaktık. Sıtkı abi. Ama yine de bana kürek çektirmeyi bugün şey yapmadığın için, evet, reva tabii. Görmediğin için çok teşekkür ama ediyorum. Bir de yağmur da yağıyordu. Dilimiz döndüğünce sallandıkça burada bir şekilde anlatmaya çalıştık. Nokia'nın memlekete tekrar girişini kutlamış bulunmaktayız. Kutlamış olduk. Çok evet. Anlamlı oldu bizim için. Siz de bu arada biz bunları anlattık da siz de gidin abi şeye Vodafone şeyleri mağazalarına gidin. Aynen tamam öyle. Alın onlara bakın abi tek tek özelliklerine orada bakın. Yeni orada yeni çıkanlar var çok satanların masası var işte oralarda bakın. Gidin söyleyin size göstersinler al istediğin gibi kurcala çek fotoğrafını bak biz de zaten fotoğrafları koyacağız ama siz oradan bakmadan zaten bir şey almayın. Her zaman söylediğimiz bir şey. Her zaman söyledim. Gidin bakın. Kendi gözünüzle gördüğünüz şeyi. Mesela şu telefonu böyle eline aldığındaki o his var mesela. Tabii. İşte bundaki hafifliğini hissediyorsun. Yani ne bileyim. Yani... Ya da arkasındaki doku mesela hoşuna gitmiyor. Heh, aslında bak. Adam bu maviyi gördü. Siz şimdi belki o kadar algılamıyorsunuz. Bu adam buna yükseldi. Ben bunu alırım kafasına döndü. Evet fiyatları da aldık. Fiyatlar da güzel. Sen bunu alır mısın? Alırsan alırım. Niye alırsın? Almazsan niye almazsın? Öncelikle kendi fikrimi söyleyeyim. Ben Nokia'nın uzun bir süre ardından tekrar piyasalara döneceği bu telefonları açıkçası kötü cihazlar olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bir beklentim yüksek. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Cihazların özellikleriyle fiyatları arasındaki aslında dediğimiz gibi fiyat performans uyumu muazzam seviyede. Yani o yüzden bu fiyatlara böyle özellikle telefonlar zaten piyasada oldukça az. O yüzden alınır diyorum.
Bu benim kendi fikrim. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi gidiyorum. Biraz da gideyim. Şu tarafa falan doğru yürüyeyim. Tatil yapayım biraz daha. Üçünü de alırım. Üçünü de alırım. Yani gerek olursa hani üçünü de alabilirim. Çünkü sebeplerim şunlar. Bir, Nokia çok uzun zaman kullandım. Yani çok yakın zamana kadar kullandım. Çok love mark. Benim için hakikaten love mark. İkincisi diyorsun love hani... Love marka lafı yer miyiz acaba? Sevilen marka yani. Sevilen marka, tamam hadi öyle olsun. Ondan sonra bir, beğendim şık telefonlar. Fiyatları çok uygun. Bir de Android, bir de çıplak diyorsun şeyi, Nuga. Nuga'nın en yalın hali var. Bence tamam. Ben çünkü telefona o kadar böyle inanılmaz paralar verme taraftar bir adam değilim. Bunlar benim için gayet uygun numaralar. Ben bir taktik daha vereyim. Sonra artık toparlayalım oralarda da. Mesela şöyle düşün. Senin kayınvalide alo alocu. Evet. Bana bu 3 ver. Hediye alacağız. Buyurun. Alo aloculara yani 3 diyelim. Hani şey dedi, çok zorlamak istemiyor. Ağır performans istemiyor. Facebook'tan kelime oyunu. Facebook, oyunu. Instagram takılmak istiyor. O bence gayet güzel. Mantıklı. Bu da mesela kayınpederini almak istiyorsun. Tamam. Ya da babanı almak istiyorsun diyelim. Tamam. Bu aldım. Da onun için uygun diyelim. Lacivert kendini aldı oradan. Ondan sonra bu da bunu da gizeme almak istiyorsun. Ha. Bir performans da olsun birazcık. Tamam. Fotoğraf da çekerim ben. Ekranda güzel olsun. Grafikte hassas abla. Evet. Yenge. O yüzden sıkıntılı o konuda. Sıkıntılı. O yüzden de mesela bu. Yani ne demek istiyorum? Aslında bu aile içerisinde ekonominize göre, ihtiyaçlara göre model bulabilirsiniz ve bunları da ya çevrenize hediye etmek için ya kendiniz kullanmak için rahatlıkla alabilirsiniz. 3 tane farklı modelin olmasını getirdiği avantaj. Sen alır mısın? Avantaj. Alırım. Özellikle ben 6'ya yükseldim. Hı-hı. Yani hakikaten çok şık telefon. Yalın Android Nougat gerçekten farklı. Deneyimlemenizi isterim. Performans anlamında çok iyi. Bir küçük detay daha vereceğim. Google'ın bir özelliği. Google fotoğraflar diye bir şey var arkadaşlar. Bu telefonların içinde standart geliyor bu. Bütün fotoğraf arşivinizi fotoğrafların içinde tutabiliyorsunuz. Böylece hem de yüksek çözünürlükte. Düşük çözünürlüklü halini de yapabiliyor daha az data tüketmek için. Ama yok, ben en iyi kalitede kalsın istiyorum diyorsanız da fotoğraflar uygulamasını tavsiye ediyorum. Ben kullanıyorum ve memnunum. Evet, teknoloji ana meydandan bugünlük bu kadar. Bay bay. Herkese bay bay. Herkese bay bay. Ekin, herkese hadi. Merhaba deyin. Hadi. Abi anneanne bize alacağınız yok mu bir telefon? İşte, var abi. Var abi, 3 bu. Anneanne ona da olur. Fuat abi anneanneye de telefon aldı. Gidiyoruz abi. Hadi abi. Hadi o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ekin adına da biz bay bay diyelim. Ya da o der ya oradan. Artık o der, o kendisi desin. Desin. Bir dahaki videoda da burada dursun. Evet. Bu da kahvenin böyle soğuk suyla yapılanı. Frappe. Buranın meşhur içeceğiymiş. Yani tamamıyla bir üşengeç kahvesi. Aslına bakarsanız. Kettle'ı bekleyemeyenlerin kahvesi. Neyse.